Merhaba, herkese iyi akşamlar. Edebiyat tarihi konuşmalarına devam ediyoruz. 2021 yılında bu yaptığımız ikinci edebiyat tarihi konuşması Kıraathane'de. Edebiyat tarihi konuşmaları bizim Yasemin Çöngar ve Didem Ardalı Büyük Arman'la birlikte organize ettiğimiz, düşündüğümüz bir toplantı serisi oldu. 2021'de de buna ilk Zuhal Kuyaş'la başladık. Polisiye edebiyatın az bilinen bir kadın yazarıyla. Bugün de Hakan Kaynar'la Yakup Kadri'nin çok bilinen romanı, az bilinen bir kadın polisiye yazardan, Türkiye'nin çok bilinen, bütün ortaokuldan üniversiteye kadar bütün müfredatlarda yer alan bir yazarının çok popüler bir kitabını, Ankara'yı konuşacağız ve Ankara'yı en iyi bilen kişilerden biri olan Hakan Kaynar'la birlikte konuşacağız. Merhaba Hakan, hoş geldin. Merhaba, merhaba, hoş bulduk. Herkese merhaba ve herkese hoş geldin diyorum. Evet. Hakan Hacettepe Üniversitesi tarih bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapıyor ve Ankara'nın tarihiyle, edebiyatı ve kültürüyle, gündelik hayatıyla çok yakından ilgileniyor. Ankara da onun çok herhalde köşe başı kitaplarından biridir diye tahmin ediyorum bu anlamda. Yakup Evet, evet. Kadri'nin. Evet, nereden başlayalım, nasıl başlayalım Ankara'ya? aslında şöyle köşe başı kitaplarından biri. Bir de tabii bu Ankara'nın duygusal tarihi diye de sanat kritikte bir köşem var biliyorsunuz. Aslında bu duygusal tarih dediğim benim daha ziyade edebiyat üzerinden hani mekanın, Ankara'nın elbette insanlara ne hissettirdiğinin tarihini yapmak istiyorum. Ama bunun hikayesi şöyle, Ankara ile ilgili kitapları toplayıp belli bir sınıra erişince hani Ankara'da geçen romanları toplamaya başladım ve tabii ki ilk aldığım, okuduğum hani yıllar önce Yakup Kadri'nin Ankara'sı oldu. Tabii benim hani, bu romanlara dair ilgim bir hani sizler gibi bir edebiyatçı ilgisi değil. Daha ziyade aslında mekanla olan ilişkisine hani odaklanmak istiyorum. Ama bazen hani ben de kendimi kaptıramayıp hani başka meselelere hani değinebiliyorum. Şuradan başlayabiliriz. Beni de sizi de rahatlatacaktır. Hani Yakup Kadri'nin Hasan Ali Yücel'e yazdığı bir mektup, ilk mektubu hatta. Ben hani böyle bilgisayarda not aldım. Zaman zaman oradan okuyacağım. Böyle uzun uzun cümleleri ezbere söyleyecek kadar zeki bir adam değilim. Onun için bütün dinleyicilere onu belirtmek isterim. Şimdi bu mektupta Hasan Ali Yücel Yakup Kadri'ye diyor ki daha önce size yapılmış eleştirilerden hangilerini doğru buluyorsunuz diye soruyor. O da hiçbirini hatırlamıyorum diyor. Hemen sonrasında da zaten hiç samimi bir eleştirmene rastlamadım ben diye devam ediyor ve bir eleştirmenden neyi beklediğini söylüyor. Ona göre tenkit diyor. Hani eserden eser sahibi olan adama nüfuz ve intikal kudreti, el yazısından bir insanın karakterini keşfetmek gibi bir sanat. Biz biraz bugün belki de öyle bir şey yapacağız. Ve sonra bunu devam ettiriyor. Evet diyor, tenkit bir ilim değil, sanattır. Ama sezgi, tek başına sezgi kafi değil. Bir eleştirmenin hani derin bilgi sahibi olması lazımdır. Biz derin bilgi sahibi olmasak da, çünkü Nurullah Ataç'ı bile beğenmiyor. Eleştirmen ona göre aslında bir süpermen olması gerekiyor. Yakup Kadri'nin benim anladığım kadarıyla. Ve daha sonra da hani kendi edebiyat tarzına ilişkin zannederim Hasan Ali'nin bazı soruları var. O sorulara cevap veriyor. Ankara'da aslında bütün bu romanlarının içinde sayılabilir. Diyor ki direkt okuyayım. Ben çocukluğumdan beri ne işittim, ne gördüm, ne hissettim, ne anladım ise hep romanlarıma koyuyorum.
Bundan başka roman bir hayatı görüş, hayatı telakki ediş sistemin, bu kelimeyi de diyor felsefi anlamda kullanıyorum, özetidir. Bir romanda aşk, romancının aşk telakkisi nedir, cemiyet telakkisi nedir, hatta siyasi ve felsefi telakkileri nedir, bunları aramak lazımdır. Ama gene bu mektupta söylediği bence önemli bir şey var. Roman diyor bir nevi hatırat kitabıdır, anı kitabıdır. Dolayısıyla sadece Ankara değil, Yakup Kadri'nin daha önce ve daha sonra yazdığı romanlar da zannederim hani Yakup Kadri'nin yaşadıklarıyla yakından ilişkili. Evet, mesela bu romanın özellikle ilk bölümü Yakup Kadri'nin gençlik ve edebiyat hatıralarında işte Ankara'ya geçişleri, işte Ziya Gökalp falan hep beraber Ankara'ya doğru gidişleri, orada yaşadıklarından çok izler taşıyor. Ben de üniversitede bir ödev hazırlamıştım. Yakup Kadri'nin Ankara romanında romanıyla hatıraları arasında ilişkiler diye. Demek ki çok da, demek ki çok da yanlış bir ödev değilmiş yani bu okurken. Şimdi bu roman üç Ankara'yı anlatıyor bize. Bu bizim konuşmanın duyurusu içinde kullandığımız hayal kırıklıkları ve hayallerinin bir arada yer aldığı Ankara'nın yani olduğu ve üç parçalı 1920'lerden 1940'lara kadar yani yaklaşık 20-22 yıllık bir süreden bahsediyor bize kitap. Şimdi bu üç parçalı olma ilişkisi de bu hatıra yazma tekniğiyle mi bağlantılı sence? Yani madem roman bir hatıra, o halde aslında yazar bir gözlemci ve tarihçiye de dönüşüyor bir taraftan. Ve onu dönemlendirerek yani üç ayrı Yakup Kadri hani izlediği, tanık olduğu, hayal ettiği. Aslında bir nevi öyle. Üçüncüsü kesinlikle hayal ettiği. İlk iki bölüm hani gelip hazır bulduğu zaten orada öyle bir hani Ankara var. İkinci bölüm hani 28 yılı başkent olduktan sonra insanların daha işte Löhler planı, Löhler'den sonra Yansan planı vesaire filan hani tam oturmadan insanların el yordamıyla hani kurdukları bir yeni şehir, yeni başkent var. Ve üçüncü bölümde hani roman 1934'te yayınlanıyor. Ve üçüncü bölüm muhtemelen hani şeyle açıldığı için 10. yıl törenleri ve o orada Atatürk'ün nutkundan da bahsediyor. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Üçüncü bölümü hani 1933'ten sonra yazmaya başladı. Dolayısıyla üçüncü bölüm aslında tamamen Yakup Kadri'nin sadece Ankara değil, muhtemelen memleket hayalini kapsayan bir bölüm. Daha sonra ayrıntıyla gireriz. Oldukça da iddialı bir hayal aslında. Yani o vakte kadar Ankara'da yaşamış, Ankara'da olup bitenleri görmüş birisinin belki de daha gerçekçi olması beklenebilirdi. Yani o üçüncü bölümü okuyunca insan ister istemez onu düşünüyor. Şimdi sadece Ankara'nın üç dönemi değil, bunu bir de işte Selma Hanım'ın, yani asıl kahramanımız Selma Hanım. Üç bölüm Ankara'nın üç devri Selma Hanım'ın üç kocasına ayrılmış. İşte ilkinde Selma Hanım 23 yaşlarında, Nazif Bey'le bir bankada çalışan uysal bir adam, öyle tarif ediyor, onunla evli. İkinci bölümde Hakkı Bey'le, binbaşı Hakkı Bey'le ama binbaşılıktan, askerlikten çok da ayrılmış, artık iş adamı bir şirkette yönetim kurulu üyesi olarak çalışıyor. Son bölüm hani Neşet Sabit, aslında ismiyle de müsemma sayılabilir. Neşet ettiği yerde sabit duran bir adammış gibi geliyor bana Neşet Sabit. Onun üzerine de konuşuruz.
Elbette bölümler bu şekilde. Ve şöyle işte yani neden hayal, yani bu hayal kırıklığı mevzusu aslında sadece hani Yakup Kadri'ye özgü değil hissettiğim kadarıyla. Hani Memduh Şevket Esendal'da da var. Zaman zaman sanki hani Night Sırrı Örik'in evet, hani iki romanı Gece Olmadan Tersine Giden Yol, o ikisinde de buna benzer. Hani başkente yeni rejimin yeni şehrine hani yeni bir dünya kuruluyor. Hani zannederim o kadar çok şey yüklüyorlar ve o kadar yüksek beklentilere giriyorlar ki hayat her yerde olduğu gibi burada da Ankara'da da atmaya devam edince de bir hayal kırıklığı yaşıyorlar. Yani benim hayal kırıklığından kastım biraz o. Üçüncü bölüm hani bu romanı üzerinde de o kurulmuş hayaller. Şimdi işte birincisi bankacı, ikincisi asker, üçüncüsü Yakup. Hayır, Neşet Sabit. Bu yanlışı hani nedir o? Bilerek yapmak istedim. Bunu da yazdım aslında. Çünkü Neşet Sabit birçok özellikleri bakımından Yakup Kadri'ye benziyor. Yani onun gibi hani genç yaşında Ankara'ya gelmiş 1921'de Neşet Sabit de esmer biliyorsunuz. Yakup Kadri de hani o soyadındaki Kara Osmanoğlu sanki hani nedir o görüntüsüne de yansımış. Tabii burada şey o Nazım Hikmet'in Behey Karamaça Bey, Behey Yüzü Kara diye o putları kırıyoruz kampanyasında Yakup Kadri tıpkı kendisi gibi hani 1921'de Ankara'ya gelmiş iki genci. Yakup Kadri 30'lu yaşlarının başında geliyor. Nazım Hikmet'le Vala Nurettin onlar 20-21 yaşlarında geliyorlar. O hani kalmadılar burada. Hatta Marif vekaletini dolandırdılar. Onun parasıyla da işte nedir o Sovyetlere gittiler vesaire falan diye ağır bir hani suçlamada bulunuyor. Bunun üzerine yazıyor. Yakup Kadri'nin hani mesela 32 yaşında Ankara'ya gelmiş olması önemli. Bence Ankara'dan da memnun değil. Aslında hani Hasan Ali'ye yazdığı mektuptan benim anladığım hani insanlara dair kendisinin kendisi hakkında söylediği bir şey bu. Hani bir nedir küçümseme duygusu var. Bu küçümseme duygusu zannederim mekanlarla da ilgili var. Yani diğer İstanbul'dan Ankara'ya gelmiş yazarlar gibi, Nait Sırrı gibi ondan sonra yani gelip burada yaşamadı elbette ama Karay gibi gerçek bir İstanbullu değil Yakup Kadri. İstanbul'a 1908 yılında hani o zaman da işte 1899 doğumlu yani 19 yaşında hani çok uzun sürede kalmayacak, 3 sene İsviçre'ye gidecek. Hani sonra 19'da dönecek, sonra da Ankara'ya yani 21'de gelecek. Dolayısıyla hani ne İstanbul'dan çok hoşlanan birisi var karşımızda, ne de Ankara'dan. Şimdi Ankara'ya geldiğinde de aslında görevli geliyor. Şimdi mesela o dönem işte Nazım Hikmet falan Nurettin aynı yoldan geliyorlar. O dönem hani ilk önce İnebolu'ya geliniyor. İnebolu'dan da kah arabalarla, kah yürüyerek, arabalar dediğim at arabası, kağnılar vesaire yürüyerek işte arabaya binerek vesaire filan Ankara'ya geliyorlar. Dolayısıyla bu yolculuk mesela Aka Gündüz'ün Tank ve Tangosu'nda, Nazım Hikmet'in Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim'de ve Yakup Kadri'nin Ankara'sında da karşılaştığımız bir öğe. Ecevit diye bir han var mesela. Ergenekon'da toplanan yazılarında da yazmış hani bu yolculukla ilgili intibalarını. Sonra Vatan Yolunda yıllar sonra hani anılarını yazdığında gene bu Ecevit denilen handa geçirdiği güzel geceleri anlatıyor. Çünkü yolculuğun diğer kısmı son derece meşakkatli. Ecevit hatta muhtemelen Ankara'da birçok hani o dönem milli mücadele yıllarında Ankara'da bir mesken sıkıntısı var. Yani o kadar çok insan gelmiş ki kalacak yer yok.
Haliyle mesela Yakup Kadri'nin Ankara'ya geldiği vakit yanındakiler Taşan'a gidiyorlar. O Taşan'a gitmiyor çünkü işte arkadaşları var, şuraya gelsin demişler. Gidiyor, Adnan adı var, alıp onu hani nedir o Halide Edip'le beraber kaldığı Ziraat Mektebi'ne götürüyor. O orada yani Ankara'da meşakkatli bir gece bile geçirmiyor bir bakıma aslında da düşünürseniz. Diğerleri oysa Nazım Hikmet'le falan öğrettin. Onlar hani Taşan'a geliyorlar, parasız kalıyorlar, geziyorlar. Sonra Nazım Hikmet'in bir akrabası var. Ona rastlıyorlar, ondan para alıyorlar ve ne yapacağız diye gezerken diyorlar ki işte siz milli mücadeleye dair hani bir şiir yazın. Yazıyorlar. O şiir yayınlanınca hani böyle 10 bin basılıp dağıtılıyor. Bu sefer mecliste tartışma oluyor. Şimdi İstanbul'dan ipini kopartan genç hani Ankara'ya gelirse onları nerede yatıracağız diye. Şimdi Yakup Kadri hani böyle 32 yaşında olgun bir insan olmanın nedir avantajıyla Ankara'ya geliyor ve dediğim gibi bir görevi var. Aynı aslında bir anlamda siz söyleyin Nazif gibi ama Nazif gibi şey korkak değil. Şimdi niye bunu söyledim? Tırnak içinde söyleyelim elbette. Çünkü şimdi Sakarya Savaşı'ndan hemen önce işte Ankara böyle 2-3 hava saldırısına da nedir o maruz kalıyor. Bunlar küçük küçük hadiseler ama mesela istasyonuna yapılan saldırıda bir orada demir yollarında çalışan bir Rum işçi ölüyor. Dolayısıyla hani bu saldırılardan önce önlem olarak birçok vekalet Kayseri'ye taşınmış. İşte memurlar, bazı vekiller, işte mebuslar Kayseri'ye ailelerini götürmüşler. Yakup Kadri burada kalanlardan. O hani dolayısıyla kalanların hani yüzündeki endişeleri vesaire falan da yıllar önce gözlemliyor ve Nazif'i de hani o roman kahramanında gidenlerden endişeye kapılanlardan bir tanesi haline getiriyor. Ruşen Eşref'in hanımıyla beraber hani o Eskişehir'e gidecek hasta hemşire olarak hani trende karşılaşmış. O gün o tren kalkmıyor mesela. Sonra Selma Hanım'ı, roman kahramanını işte işe yarar hissetmesi için kendisini hani birinci bölümün sonunda şeye nedir? Hasta bakıcı yapacak. Ama bu birinci bölüm hani 1921 Ankara'sı der. Bence en önemli sahnelerden ve ilginç sahnelerden bir tanesi o. Bir Aktepe'de piknikteler. Orada hani birisi diyor ki ya burası da tıpkı Göksu'ya benziyor. Onun üzerine bir itiraz geliyor, bir ses. İşte hep de İstanbul'da bir yerle karşılaştırıyorsunuz Ankara'yı. Ondan sonra hani 1900 yani evet diyor mesela Selma Hanım bunun üzerine. Evet evet diyor böyle hakikaten Ankara'da nereye gitsek İstanbul'da bir yerle karşılaştırmak bir refleks gibi adeta. Daha önce de hani kocasının bir eski arkadaşı Murat Bey mebus Etlik Bağları'nda işte oturuyorlar. Etlik Bağları'nda bir işte metruk aslında o bağ evi. Onlara gittiğinde burası İçerenköy'e benziyor diye kendisi aynı refleksi göstermişti. Ve sonra orada Neşet Sabit'le Selma Hanım arasında daha çok Neşet Sabit'in konuştuğu bir sohbet başlıyor. Orada söylediği 1921 Ankara'sı diyor. 1920 bu cümle yıllar sonra size Kitab-ı Mukaddes'teki bir ayet gibi gelecek. Aslında diyor ben daha önceki hayatıma bakıyorum. Daha önceki hayatı İstanbul'daki hayatı işte böyle durup dururken hayata, gündelik hayata ilişkin bir sürü ona buna canım sıkılırdı ama burada kendimi büyük bir hikayenin hani sadece burada bulunmakla belki de büyük bir hikayenin parçası olarak hissediyorum. Ve aslında hani
Belki de hani Ankara'ya gelenler o dönemde yani Yakup Kadri'nin bu kurmaca kahramanının hani siz söyleyin kapıldığı hisse kapılıyorlardı muhakkak. Ama bence mesela hani Selma Hanım'ın İstanbul günlerine ilişkin birkaç böyle ufak anısı geçiyor romanda. Hani İstanbul'da herkes işte o işgal altındaki şehirden sıkılmış ve bir an önce hani hürriyete kavuşmak için hani Ankara'nın da ismini duyuyorlar. Hatta Selma Hanım o vakte kadar sadece İzmir, Bursa, Samsun gibi yerleri görmüş ve Ankara'yı da bunların bir terkibi olarak hani coğrafyasını vesaire falan biraz öyle düşünüyor. Dolayısıyla Ankara'ya gelince bir buradan hayal kırıklığına uğruyor belki İstanbullular ama şunu söylemek istiyordum. Yani İstanbul'da yani realitede de gerçeklikte de öyle herkesi mutsuz eden bir hal vesaire falan yok. Yani şimdi İşgal İstanbul'u üzerine hani yazılmış kitapları vesaire falan okuduğumuzda zannediyoruz ki biraz da bu filmlerden etkileniyoruz tabii. Hani zihnimiz o filmler üzerinden düşmeye alıştığı için. Hani böyle işte Paris işgal edilmiş vesaire filan ve bütün hayat alt üst olmuş vesaire filan gibi bir şey düşünüyor olabiliriz. Oysa hani 4-5 yıl önce yayınlandı. Ben de çok seviyorum o kitabı. Yakılmamış Mektuplar diye Fatma Cavidan Hanım'ın sevgilisine yazdığı mektuplar İş Bankası'ndan yayınlanan. Orada işte genç bir hanım işte sevgilisiyle 3 yıl boyunca mektuplaşıyor. Ona mektuplar yazıyor. Oradan gözlediğimiz şu ki hani anılarda vesaire falan da mevcuttur ama kimse de şöyle yazmaz anılarda. Hani ya İstanbul işgal altındaydı. Biz de her gün sinemaya gidiyorduk. Tiyatro falan vur patlasın çal oynasın hayatımıza devam ediyorduk diye. Anılarda yazılmayacağı için mektuplarda onu görmek mümkün. Ben çok konuştum. Tamam, yok gayet iyi. Biraz mekanla devam edelim o zaman. Şimdi Selma Hanım ilk Ankara'ya geldiğinde onu bir kaya parçasına benzetiyor. Çölün ortasında bir kaya parçası ilk bölümde. İkinci bölümde Yenişehir var artık yani daha modern bir Ankara tırnak içinde. Buzdan bir makete benzetiyor bu sefer Ankara'yı ikinci bölümde. Üçüncü bölüm ise beton aslında yani neredeyse betonlaşmış bir Ankara. Ama o hayal, o sevdiği ve hayali evet. Bir anlamda gerçekleşiyor aslında. Evet, hayali bir beton Ankara yani. Her şeyin beton ve çelikle örülmüş, demir ağlarla aslında farklı bir anlamda demir ağlarla örülmüş bir Ankara. Bunlar da şey gibi o Selma'nın ve işte tırnak içinde yazarın ruh hallerinin alegorileri şehre dair değil mi? Çünkü ilk bölümde doğa var. Yani mandalar var, teknikler var. İkinci bölümde at oluyor mesela. Yani o biraz şey de oluyor hani ata biniyorlar falan. Onlar o mandalarla at ilk bölümde. Aslında o ilk bölüm böyle pastoral bir Ankara evet, evet. Gibi. Niye öyle? Çünkü içine giremiyorlar ve içinde yaşanacak bir yer gibi görünmüyor. Yani sokaklar dar. Ondan sonra işte aslında kendi içine de almıyor. Yerli halk diyor ki siz yabansınız. Yani Ömer Efendi şimdi şöyle kitabı okumuş ama çok uzun süre önce okumuşlar için de arada böyle kitaptan bazı şeylere dair detay veriyor olabilirim kusura bakmasınlar. Şimdi Selma Hanım işte Nazif Bey'le ilk Ankara'ya geldiğinde İnebolu'dan alıp işte eşi geliyorlar. Taceddin Mahallesi'nde bir eve yerleşiyorlar. Burası bir Ankara evi. Aslında sadece Ankara değil, memleketin başka yerlerinde de benzer evler vardır bunun gibi. Nedir? Hani sokağa açılan bir kapı var. O kapıdan giriyorsunuz, bir avluya giriyorsunuz. Ondan sonra hani o avlunun çevresinde avluya bakan hani birbirinden bağımsız yapılar ya da odalar var. Yani Selma Hanım'la Nazif Bey de bu odalardan birine yerleşiyorlar. Ortak işte tuvaleti ortak kullanacaklar. İşte belki diğer bazı mekanları ortak kullanacaklar ve burası
aslında şey, tahta kurularıyla, hani ilk geçirdiği gece burada uyanıyor ki her yerde tahta kurusu var. Taceddin Mahallesi Falih Rıfkı Atay'la beraber Yakup Kadri'nin hani Ankara'da bu Halid Edip'in evinden sonra oturduğu yer. Onunla beraber burada üç katlı hımış bir ev kiralıyorlar. Ve buldukları bütün ilaçlarla tahta kurularını temizliyorlar. Çankaya da anlatıyor. Ve ondan sonra da işte arkadaşımız vesaire falan gelir diye de iki tane odayı da tefriş ediyorlar. Bir de hizmetçi, bir evde onlara hizmet eden bir adam vesaire falan var. Şimdi dolayısıyla tanıdığı bir yer ama içine almıyor Ankara bu dışarıdan gelenleri. Nasıl içine almıyor? Onlara göre mesela Ömer Efendi'nin arada sırada dövdüğü hani üç karısından bir tanesi Halime. Selma Hanım en çok Halime'yi seviyor. Onların içinde. Çünkü böyle nedir o? Saf bir duruşu var. Sözleri vesaire falan da onu eğlendiriyor. O diyor ki bu bağlarda, bahçelerde hani Ankara'nın çevresinde böyle üstü erkek pardon üstü kadın altı erkek ata binen bir yaratık, mahluk geziyormuş hani. Böyle masal kahramanı gibi bir şey. Pantolon giymiş kadın tarifi aslında. Ve ondan sonra da Ömer Efendi'yle yani kocasıyla diğer hani karılarından bir tanesi, annesi de Hatice Hanım beraber armut toplamaya bağa gitmişler. Komşu bağlardan birisinde muhtemelen gene eski bir yalak havuza girmiş bir kadın görmüşler. Dolayısıyla bu Ankaralıların ağzında hani İstanbullular çılbahtır. Çılbak kadınlar var diye hani olmuş, büyümüş. Şimdi bir gezintiden sonra at gezisinden Hakkı Bey, binbaşı Hakkı Bey, işte nedir o böyle ata binmeye süvari, Selma Hanım gezmek istediğini söyleyince işte uzun bir gezinti yapıyorlar. Çankaya'ya kadar gidiyorlar. Gelince onu anlatıyor Halime'ye Selma Hanım. O da diyor ki utanmadın mı? Şaşırıyor bunun üzerine. Niye utanayım ki? Ve anlıyor ki komşularla dedikodusu yapılmış. Halime diyor beni savun. Hani bir daha böyle bir şey olursa hani hakkımda kötü denilmesin vesaire filan. Sonra akşamleyin bunu kocasına Nazif Bey'e söylüyor. O da diyor ki doğru diyor Ankara yani Ankara muhiti için bu kadarı bile fazla. Hani olabilir diye. Şimdi orada bir hani içine almayan, onlar da çok içine girmeye meraklı mı onu bilmiyorum. Dolayısıyla hani dışarıda daha çok o bağlarda ve Ankara'nın çevresinde bunu şeyde de nedir o Aka Gündüz'ün bazı romanlarında görmek de mümkün. Hani Dikmen'de geçer, işte hop. Bir bakarsınız Kalaba'ya gitmişler, Keçiören vesaire filan. Hani böyle oralarda işte yok Göksu'ya benzetilir, yok öbür tarafa benzetilir İstanbul'daki başka yerlere. Çünkü içeride Ankara'nın belki de üçte biri filan yangın bölgesi. Yanmış yani 1916'da. Yani bu önemli ayrıntılardan birisi belki birinci bölümde. Ömer Efendi yani Sungurluzadeler deniliyor bunlara, ev sahibi. Ev sahibi hani büyük kavganın ikinci yılında yani 1916'da birdenbire zengin olmuş bir aile. Hani 1916'da meşhur Ankara yangını var. Ve bu ailenin büyük abisi, büyük üç erkek kardeş, en büyüğü de bir tüccarın yanında. Hani tüccarlar Rum, Ermeni oluyor genelde. Bir tüccarın yanında çalışıyor. İkincisi Ömer Efendi hani köy köy dolaşıp manifaturacılık yapıyor. Üçüncüsü de tabakçı, deri tabakhanede çalışıyor. Sonra işi büyütecekler hani hayaldeki Ankara'da. Kocaman bir deri mağazası açacaklar. Yani birinci bölümün hani biraz böyle pastoral olmasının nedeni içine girememeleri. Fazlasıyla içine girememeleri. Ama Yakup Kadri ya da onun kahramanı, Yakup Kadri kahramanının hani
Ankara'ya girdiğini, hatta oraya yerleştiğini, sabitlendiğini bir taraftan iddia ediyor. Niye iddia ediyor diyorum. Çünkü hani Neşet Sabit, Selma Hanım'ın aksine hani yer değiştirmiyor. Yani 1928 romanın ikinci bölümünde bu sefer Pedro yepyeni bir evde uyanıyor Selma Hanım. İşte kocası Hakkı Bey, böyle çok modern, hizmetçili vesaire falan bir evleri var. Kahvaltıyı o hazırlıyor. Hatta Hakkı Bey'in giyeceklerini dolaptan o çıkartıyor. Şunu giy, 1000 tane boyun bağı var vesaire falan. Böyle bir servetin içindeler. Ama ikinci bölüm tamamıyla şeyde geçiyor, siz söyleyin. Neredeyse çay, balo. Tamamıyla bir çaydan bir çaya. Sürekli de Selma Hanım'la hani Neşet Sabit bu çaylarda karşılaşacaklar. Hakkı Bey de sürekli hani bir ecnebi kadınla dans edecek. Yani Türk bir kadınla dans etmiyorsa hani bir ecnebi kadınla, sonra onun da dedikodusu çıkacak. Ama bence ikinci bölümün bana hani benim bu duygusal tarih mevzusunda hani uyandıran bölümü. Neşet Sabit hani Selma Hanım ya orada burada şurada karşılaştık sizinle. Hiç bize gelmediniz, bir günde bize bekliyoruz diye kendi evlerindeki bir çaya davet ediyor. O çayda gördükleri üzerine hani nedir o kadın erkeklerin birbirleriyle konuşmaları, işte bir iç masasında bunların birbirine söyledikleri vesaire filan, canı sıkılıp Neşet Sabit evi terk ediyor. Havuzbaşı tam bizim şu anda Kızılay dediğimiz yer, Güven Park'ın olduğu yer, onun köşesi aslında. Oradan görünür bir ev. Oradan dönüp hani Selma Hanım'ın evine bakıyor ve pişman oluyor. Keşke diyor, acaba hani çıkmasa mıydım? Sonra da omuz silkip hani yürümeye başlıyor. Nereden yürüyor? Atatürk Bulvarı'ndan yürüyor. Yürürken diyor ki burası niye bu kadar hani aydınlık? Yani yıl 1928, Atatürk Bulvarı o zaman hakikaten bir nedir o boşluğun, bir bozkırın ortasına açılmış hani böyle üçer şeritli bir hani otoyol gibi aslında bozkırın ortasında. Ondan sonra da aydınlatılmış, yani gece parıl parıl yanıyor. Burada diyor ki hani buna ne gerek vardı? Bir taraftan hani çöle benzetiyor, bir taraftan buna ne gerek vardı diyor ve işte Türk Ocağı'nın oradan gene eski Taceddin Mahallesi'ndeki evinin yolunu tutuyor ve orada da mahallede bir çocuklara rastlıyor. İşte pardon, mahalleliler böyle fenerleri almışlar ki orada elektrik yok. Hani ama elektriğin çoğu aşağıda bulvarı aydınlatıyor. Böyle işte bir alay olmuşlar, fener alayı, yürüyorlar, bir yere gidiyorlar falan. Diyor ki burada ne var? Çocuklardan birisi de birazdan Mevlüt okunacak diyor burada. Sonra işte orada aslında gene bu şey, şehre düşen hep karşılaştırır diyorum ben. Hani John Berger bu kendisiyle sohbet eden bir arkadaşına hani kendi edebiyatındaki iki devreyi anlatırken G romanını hani aslında kıra taşındığında zaten iyi bir yazar olarak bilindiğini ama kıra taşındıktan sonra kırda geçen öyküler yazmaya başladığında zorlandığını, çünkü kırın bir başka dili olduğunu söylerken hani şöyle bir örnek veriyor. İşte domuzlarımızı seviyoruz ve onları yiyoruz. Bu kır, kırsala ait. Domuzlarımızı seviyoruz ama onları yiyoruz. Hani bu tezat hikayesi şehirde. Dolayısıyla hani Neşet Sabit de o tezat hikayesi, Yakup Kadri hani Neşet Sabit üzerinden o tezatı anlatıyor ama duyguya dair o mesela Claude Farrer'de de vardır. Hani şeyde onun da kahramanı, siz söyleyin, Atatürk Bulvarı'nda yürür. O da hemen hemen aynı şeyleri düşünür. Çöle benzetir orayı. Çıldırtıcı bulur. Bir taraftan da hoşuna gider. Hani bu duyguların salınımı, ben buna ikircikli hayret diyorum. Hani bu salınım hikayesi orada var. Ama tabii evlere dair işte Benlikçi Kalesi mimarilerini beğenmez. Ne evlerin ne kamu yapılarının hani 1928'e kadar yapılan. Biraz onlar böyle işte
Vedat Tekin, Mimar Kemalettin'in ikinci ulusal mimari akımı yanılmıyorsam, böyle işte yalancı kuleler, yalancı kubbelerle süslenmiş, hani Ankara'daki Ankara Palas, ondan sonra onun karşısındaki meclis binası hep o mimari akımın örnekleridir. Evler de biraz onları taklit ediyor. Mesela onu sevmiyor, diyor ki bunların hepsi bir zaman sonra yıkılmaya başlandı. Oysa yıkılan sadece bildiğim kadarıyla Sayıştay, Divan-ı Muhasebat. Hani onun da cephesi hani değiştiriliyor. Nedir o? Diğer binalara benzerken cephesi yıkılıp ayrıntılar ortadan kaldırılıp hani bugünkü halini alıyor. İkinci bölümün hani benim önemsediğim kısmı diyeyim. Hani beni de bu işe uyandıran kısmı. O ama şimdi birinci bölümde de ikinci bölümde de bence şehrin yani en önemli kriterlerinden birisi var. O da hani farklılıklar, hani yabanlar, yerliler birinci bölümde var. İkinci bölümde de gene bu Taceddin Mahallesi'ne vesaire iki dünya arasında diyor ki bu iki dünya birbirine niye bu kadar yakın? Şehir öyle bir yerdi zaten. Hani iki birbirinden hani iki değil hani belki 50 farklı dünya birbirine çok yakın olacak, beraber yaşayacak vesaire falan ki orası şehir olsun. Üçüncü bölümde hani mesela neden hayal kırıklığına uğradı ve niye o hayali kurdu? Üçüncü bölümdeki hani bir kısımda fazlasıyla var. Orada her şehrin hani bir sesi olduğunu, işte kuzey ülkelerindeki şehirlerin sesinin orman hışırtısına benzediğini, ondan sonra örneğin Akdeniz ülkelerindeki şehirlerin de böyle bir cazban sesine benzediğini söylüyor. Sonra işte bir zamanlar diyor İzmir'in de İstanbul'un da sesi vardı diyor, o artık diyor şey kalmadı ama Anadolu bir sessizlik içindeydi. Bu sonra Ankara'nın sesini tarif ederken o eski Ankara'da diyor bak hani artık şu an öyle bir şey yok. Eski Ankara'da olup da hayalindeki Ankara'da olmayan şey şu. Diyor ki eskiden böyle diyor şehirde bir bakardın hani bir otomobil var bir de onun yanında kağanı var. Bir bakardın hani bir tane Benz kamyon hani bir şey taşıyor. Onun yanında bir de odun taşıyan eşek gidiyor. Hani bu ikisinin beraberliği kaos Yakup Kadri'ye, Neşet Sabit'e göre. Hani o kaos, o hayali Ankara'da ortadan kalkmış durumda. Köylüler sadece pazara gelip hani akşamleyinde hani evlerine giderken görünüyor üçüncü bölümde. Onun dışında hani ne eski Ankaralılara dair ne köylülere dair ya da ne de sınıfsal anlamda bir farklılığa dair herhangi bir şey yok. Yani herkes mutlu, herkes devlet memuru, işçiler devlet memuru, devlet için çalışan. Apartmanlar hani o Bellikçi Kalesi diyor 28'deki müstakil evlere. Hayır, nedir o? Herkes apartmanda yaşıyor. Onlar da böyle kalenin eteklerinde Cebeci'ye doğru bakan hani böyle büyük teraslı, şezlong sarak kadar terası olan bir apartman dairesinde yaşıyorlar karı koca Neşet Sabit ve Selma Hanım. Ve orada tabii belki nedir o? Sözü tekrar sana bırakayım istersen hani çünkü bana kalınca böyle oradan oraya gideceğim. Hiçbir sakınca yok, gayet iyi. Bu büyük teraslar İsviçre'den geliyor herhalde malum hastalığında. Evet, onun evet. Yansımaları. Evet. İsviçre'deki evet. Teraslar Ütopya'ya da geçmiş. Ya ben biraz şeye bir geri dönüp bu ruh hallerine bir bakmak istiyorum bu Selma Hanım'ın. Birinci bölümde çok canı sıkılıyor. Yani hep böyle bir can sıkıntısı içinde ve orada bir şeyle işte gramofon olsa evde mesela
hani İstanbul karşılaştırmalarından birisi de bir o gramofon mesela, o benim çok ilgimi çekmişti. Gramofona böyle bir takıntılı olması. İkinci bölümde ruh hali bu sefer bir can sıkıntısı yok. Hafif bir heyecan var işte artık şey. Biraz telaş da var. Hem heyecan hem telaş. Bir de yavaş yavaş huzursuzluğa doğru gidiyor bu. Ama hep heyecanlı bence ikinci bölümde. Fakat Ütopya'nın olduğu üçüncü bölümde neredeyse hiç heyecan yok. Her şey çok sabit, tıpkı Neşet Sabit gibi. Her şey çok belirli ve her şey çok meşgul. Yani o kadar meşgul ki şeye bile, yani kocasına bir dönüp bakıp aslında ne kadar değiştiğini bile son anda, kitabın sonunda fark ediyor yani. Neredeyse adama bakacak hali bile kalmamış durumda yoğunluktan. Ve ilişkilerinin iyi olmasının sebebi de birbirlerini çok az görmeleri. Çok çalışmaktan dolayı. Yani kadın aslında kitapta hiç kimseyi sevmiyor. Üç adamı da sevmiyor yani. Yani aşka dair. Yani ya böyle bir şey yok. Evet, duygusal tarih olarak baktığımızda hani böyle bir Selma Hanım'ın şey hali var gibi geldi bana. O şehrin yani Ankara'nın, işte Türkiye'nin, memleketin kalbi Ankara'da atıyor. Ama Selma Hanım'ın kalbi hiçbir adamda atmıyor aslında yani. Şehir değişiyor. O değişimle birlikte o doğru olanı yapmak. İşte Nazif'ten korkak diye ayrılıyor. Hakkı Bey'den değişti diye ayrılıyor. Neşet Sabit'ten de ayrılacaktı belki, bilemiyoruz. Yani o kitabın sonu Ütopya'yla bittiği ve çalışkanlığı öven bir şekilde olduğu için. Yani şehirle, yani bu Selma Hanım'ın, bence Yakup Kadri'nin de bilinçaltında o bir Ankara'yla hemhal olamama durumu sanki bu kadının erkeklerle kurduğu ilişkide biraz ortaya çıkıyor gibi geliyor bana. Yani şöyle diyebilirim. Aslında çok hani daha önce yazdığım yazı, bir yazı nedeniyle sezdiğim bir mevzuydu bu. Sonra geçenlerde gene bir başka yazı yazarken hani biraz daha gittim onun üzerine. Yani şehirle kadın, belki Yakup Kadri ve onun kuşağı için birbirine yakın kavramlar. Ve yani mesela sürekli bir Kitab-ı Mukaddes göndermesi var Ankara'da. Kitab-ı Mukaddes'te şehirler sevilmez. Yani mesela hep onu söylüyorum ben, hani Gılgamış Destanı'nda yani işte Enkidu'yu ikna edip Uruk'a getirmekle görevlendirilen tapınak yosması, böyle arada bir çobanların olduğu bir yerde Enkidu'nun kafası karışır. Hani böyle ceylanlarla konuşan, avları bozan bir adamken işte o yosma onu alıp şehre doğru getirecek. Ama çobanları gördü. Onlar da hayvanlarla yakınlar. Dolayısıyla acaba burası iyi mi diye kafası karıştığı anda diyor ki ona, gel seninle beraber gidelim Uruk'a. Hani nedir böyle oğlanların süslü kemerler taktığı o güzel yere. İşte güzeller güzeli yosmaların şehvet çığlıkları attığı o güzel yere, hani ihtiyarların geceleri uyuyamadıkları o güzel yere. Şimdi eğlence vaat ediyor yani aslında. Yani şehir hani nedir o, bu semavi dinlerin kültürlerinden önce Mezopotamya coğrafyası için aslında sadece şehir, hani kültürün kendisi de tanrıların hediyesi. Bu tarafta cezaya dönüşüyor. Yani mesela dolayısıyla yani Kitab-ı Mukaddes Sodom ve Gomorre ismi de hani bir zannederim bir önceki 28 romanını onu veriyor ve işgal İstanbul'una hani Sodom ve Gomorre diyor. Yani eğlenceyi de dışlayan hani bir şey, hani o dolayısıyla şehir mesela üçüncü bölümün en eğlenceli noktalarından bir tanesi, Neşet Sabit işte hem roman yazıyor, hem iyi bir oyun yazarı, hem işte oraya buraya gidip toplantılara katılıyor vesaire filan.
konferanslar veriyor. İşte Kaltapanlar diye bir oyun yazmış. Hani o oynanıp hani bitince akşamleyin Pınarbaşı diye bir yere eğlenmeye gidiyor oyundan sonra. Pınarbaşı'nda bütün eğlence planlanmış. Öyle ki hani gecenin sonuna doğru oradaki müşterileri hareketlendirmekle görevli bir adam var. Yani ama herkes biliyor ki yani orada bir program var. Yani şu saatte şu olacak, şu saatte meddah çıkacak. Bunların hepsi de modernleştirilmiş. Ondan sonra şu saatte işte bir gün Erzincan Türkleri söylenecek, hafta içinde bir gün Karadeniz Türkleri, o gün de Karadeniz Türklerinin söylendiği şey, modernize ediliyor bunlar. Ondan sonra saat 12 gibi falan da bir tane yani milleti cuşa getirmekle görevli birisi var. O da çıkıyor, haydi sen de dans et, bak sen niye kalkmıyorsun vesaire falan diye bir hareket yaratıyor orada. Demek ki yani eğlence de şey, hani programlanmış o kafasında. Şimdi şehir ve kadın ve eğlence, belki bunlar böyle hani kaos, hani tutkularla, yani insan tutkularıyla ilişkili olabilecek şeyler, belki bir erkek olduğu için Yakup Kadri öyle diyorum. Dolayısıyla hani daha önce mesela ilginç bir şekilde, bir şurayı okuyayım, hem Selma ile ilgili göndermenize cevap, hem birazdan hani başka bir yere bağlayacağım. İşte bir gün bir hanım bana dedi ki, diyor hani mektubunda, Yakup Kadri Bey, siz anlaşılan hayatınızda hep kötü kadınlara rast gelmişsiniz. Onları hep behimi, içgüdüsel taraflarından görüyorsunuz. Hemen bütün romanlarınızdaki kadınların hiçbiri faziletli değil. Bu sizin kadınlar hakkındaki yanlış telakkinizi gösteriyor. Diyor ki, ben aslında doğru, bu da ispat ediyor ki ben kadın olsun erkek olsun daima pesimist bir zaviyeden ve küçümseme hor görüyle müşahede etmişimdir. Hani yazdığı şeyde bunu kabul ediyor. Bu şeyle ilgili hani roman bir nevi hatıradır. Oradan işte aşk telakkisi nedir, cemiyet telakkisi nedir, onları vesaire falan çözebilirsin Hasan Ali'ye öyle yazarken, arkasından da diyor ki, zannedilmesin ki diyor, ben tezli roman yazarım. Ben tezli roman yazmam. Ama Neşet Sabit de tezli roman yazdırmış. Yani o tezli romanda da Neşet Sabit diyor ki, yani öyle bir yeni insan, hani o şey hayali Ankara'da yaşayan yeni cumhuriyetin hani yetmemiş Yakup Kadri'yi anladığım kadarıyla, hani o döneme kadar olanlar yetinmiyor. O yeni insan bütün nedir o duygularını, siz söyleyin, denetleyebilen özgür iradeye sahip. Dolayısıyla ortadan kader, kaza, tesadüf vesaire filan, bütün bunları hani kaldıran hayatından kudrette bir insan, yeni insan. Yani şehir de dolayısıyla her türlü tesadüfü dışlıyor. Eğlence de her türlü tesadüfü dışlıyor bu yüzden. Yani aslında şey gibi, şimdi sen konuşurken şey düşündüm, bu Yakup Kadri hep bir tarihsel süreci anlatıyor ya romanlarında. İşte ta bu Tanzimat'tan Cumhuriyet sonrasına kadar. Ya 1954 hep o şarkı, son yazdığı roman bir kadının ağzından yazıyor ilk defa son romanı. Ve başladığı yere geri dönüyor. En başa, yani Abdülaziz'e, daha da yani roman yazmaya, romanlarında anlattığı tarihin de başına gelip ve ona bir hep o şarkı diyerek, belki bir tevriye de yapıyor herhalde kendisine. Hep o şarkıyı bir kadının ağzından ve başladığı yerin de ilkine dönerek yazması da sanırım çok da hatıra, romanlar, romanlarım benim hatıralarımdır diyen bir yazarın hem şehre, bence tarihe de, yani Yakup Kadri sadece şehre değil, tarihe de biraz kadınlar gibi bakıyor. Yani kadınla şehri eşleştirmesi gibi. Tarih de sanki çok şehirle kurduğu ilişkiden farklı değil.
Mesela Peyami Safa ve şey böyle kurmuyor kadın ve şehir ilişkisini. Tanpınar mesela. Böyle kurmuyorlar. Ama Yakup Kadri ikisini eşitliyor gibi. Yani ben mesela kendi okuma tecrübelerimde Yakup Kadri'yi asla tarihten şey düşünemiyorum. Yani bize aynı zamanda hep bir tarih anlatıyor. Bağımsız düşünemiyorsunuz, değil mi? Evet, bağımsız düşünemiyorum yani. Evet. Tarih, yani tarih ancak bir şehirde var olabiliyor. Yani şey değil. Yaban mesela, yaban bile bir günlükte her ne kadar o Kurtuluş Savaşı'nda işte yaralanmış bile olsa hep hatırladığı şey şehre dair şeyler. Yine kendi hatıraları. Ha, bu şey gibi polisiyelerde olay hep kırsalda geçse bile hep bir şekilde şehirle bağlantı vardır ya. Mutlaka işte gider olaylar orada çözülür falan. Yakup Kadri'nin de kahramanlarının tarihle kurduğu ilişki hep bir şekilde şehre bağlanıyor. Yani şehir tarihin olduğu yer ve modernlik de ancak şehirde görünür olabilir bir yer. Ama işte orada yani mesela var olan onu memnun eden bir yenileşme vesaire falan değil. Şeye diyor ki zannederim ikinci bölümde yani Ankara Palas'ta gene orada da hoş bir karşılaşma var aslında. Yani hoş karşılaşamama var. Yani Ankara Palas'ta balo olacak işte oraya devlet ricali işte elçi hanımları vesaire filan geliyor. Bir böyle seçkin kalabalık ve köylüler de hatta bir tanesi de nedir o yorganın sırtında bir amele olarak çalışmaya gelmiş bir köylü herhalde. O da hani uykusuz artık filan sıkılmış. Bir an hani o kalabalığı seyrederken Ankara Palas'a giren insanları seyrederken hani uyuyakalmış o seyirci kalabalığın arasında. Şimdi o oraya girerken hani Selma Hanım ilk girdiğinde iki kişinin sohbetine kulak misafiri olacak. Onlardan birisi Neşet Sabit, bir tanesi Neşet Sabit belki de. İşte çok da basamak yok orada, 3-4 basamak yani ama basamak zaten bir nedir o binayı şey kapısından itibaren törensel kılmak istiyorsanız hani böyle küçük basamaklar koyacaksınız ki hani başını eğerek hani düşmemek için öyle gelsin. Hani sanki bu basamaklardan çıkarken halktan uzaklaşıyordum diyor hani Neşet Sabit orada konuştuğu kişi. Sonra işte yıllar sonra tekrar karşılaşmış olacaklar. Neşet Sabit'le Selma Hanım birbirleriyle sohbet ederken Neşet Sabit diyor ki bu yeni hayat tarzınız, bu yeni evler. Hani bunlar diyor inkılabımızın kalıbı olamaz. Şimdi inkılabın bir kalıbı olması gerekiyor Neşet Sabit'e göre. Hani bir kalıp dökeceğiz, bu kalıp olacak, bunun içine hayatı atacağız ve o hayat şöyle çıkacak. Yani şey gibi siz söyleyin bu 3. bölümde Selma Hanım'ın kıskandığı hem nedir o, Neşet Sabit'in yazdığı oyunda başrolde oynayan hem de hani spor yapan hatta erkeklerle kadınlar Sparta'da olduğu gibi değil mi? Yıllar önce Atina değil Sparta biraz öyledir. Orada da kadınları şey erkeklerle beraber hani eğitimi alırlar ki aslında şey onların beğenisini kazanmak için erkekler daha çok hani birbirleriyle yarışacaktır falan diye. Burada öyle değil hani hayali Ankara'sında Yakup Kadri'nin. O yarışmalara katılır. O kız nasıl? Hani Selma Hanım aslında biraz da böyle kadınlık kıskançlığıyla Selma Hanım'ın gözleri üzerinden anlatıyor bize. Hani ne durum? Erkeğe benziyor aslında. Yani orada anlattığı kız vücut olarak hani spor yapan vesaire falan erkeğe benziyor. Ama yani nasıl işte bir kalıp var, o kalıptan çıkmış bir gençlik. Bu gençlik diyor işte bizim gibi diyor, bunlar bizden çok farklı diyor. Niye bizden farklı olacak ki canım diyor. Hani 23 yaşında o kız. Neşet Sabit o
arada 37 falan, hani 5 yaş var aralarında ve böyle saçlarında aklar bulmaya başladığı yaşları falan, yaşlılık şeyi, hani endişesi gelmiş Selma Hanım'a. Dolayısıyla bu 23 yaşındaki kızı hani kıskanırken hep bir ipucu arıyor Neşet Sabit'in anlattıklarında. Neşet Sabit'in de hiç orada şeyi yok çizildiği kadarıyla, hani gözü yok. O hani bu yeni neslin, hani kalıptan çıkmış neslin ne kadar sağlıklı olduğunu, işte spor yaptığını, spordan başka bir yere gittiğini, oradan böyle spor arabayla çıktı evden. Hani hızla hipodroma gitti ve antrenmana başladı. Dolayısıyla eskiden olduğu gibi böyle hiç kimsenin boş vakti olmadığı için hani boş hayallere kapılmadığını vesaire filan, işte aşkı bir kara sevda gibi yaşamadıklarını, değil mi? Anlatıyor. Eskiden o 28'in Ankara'sında filan aşk bir kara sevdaya dönüşüyordu. Ama hani o hayali Ankara'da, her şeyin hani mükemmel olduğu Türkiye'nin başkenti Ankara'da, o bile hani kümes hayvanı gibi, değil mi? İşte beraber yaşamıyorlar. Sizin de söylediğiniz gibi Selma ile Neşet Sabit sürekli biri bir yerde, biri bir yerde. Dolayısıyla birbirlerinden de bıkmıyorlar diye. Hani ama yani mesela Memduh Şevket'in Ayaşlı ve Kiracılarında aldığı pozisyonla da hani ben benzetiyorum. Yani orada Ankara'nın adı hiç anılmaz. Ondan sonra yani romanın sonunda kahramanımız, anlatıcı kahramanımız anlar ki yani Ayaşlı'nın evi aslında bir odası kumarhane, diğer odası batakhane olan bir evdir. Ayaşlı'nın hani nedir o şey, hiç görmediği karısının bir genel ev işlettiğini öğrenir. Ondan sonra üvey kızı Ayaşlı'nın evindeki odalardan birisiyle birinde kocasıyla yaşıyor. Ama daha sonra Ayaşlı'nın o kadına ilgi duyduğunu öğrenir. Hani böyle kim kime dumduma bir ev anlatıyor bize şey Memduh Şevket orada. Bütün kadınlar aktif, yani nedir o, iş arıyorlar. Böyle anlatıcı kahramanımıza gelip işte beni daktilo olarak bankaya aldırır mısın diyorlar. O da eğitim soruyor. Şimdi hani o dönemde 18 yaşındaki bir kadın diyelim ki iş arıyor, ona eğitim soramazsınız. Hani ondan önce öyle bir şey yoktu. Dolayısıyla hani Memduh Şevket'e ya da kahramanımıza şöyle görünüyor. Sırf kadınlığı üzerinden bankada çalışabileceğini düşünüyor. Dolayısıyla aslında kadınlığını kullanıyor. Ve bütün bu kötü kadınlardan tırnak içinde hani sonra seçimini Selime'ydi adı. Hani gene böyle kendi memleketinden tanıdığı bir adamın, Ayaşlı'nın kiracılarından birisi o, kızıyla evlenecek. Evlendikten sonra da orası çok hızlı gider romanda. Dışarıdan görenler onu açık seçik zannederler. Ama ışıklar sönmeden, yani ışıkları söndürmeden ben onu hiç açık seçik görmedim diyor. Hani evlenmişler orada. Yani Memduh Şevket için de aslında makbul olanı o. Şeyde de hani bu üçüncü bölümde ilk aslında tek değil. Hani üç sahnede Neşet Sabit'le hani Selma Hanım'ın yakınlaşmasını görüyoruz aslında. Hani tensel anlamda. İlkinde lakin hani nedir o? İkisinin birbirlerine karşı ihtirasını dengeleyen Yakup Kadri'nin sözleriyle hani Selma Hanım'ın Neşet'e anne şefkatiyle, hani Neşet'in de Selma Hanım'a bir kardeş hani yakınlaşmasıyla yakın olduğu ve bu ihtirası bunun dengelediği, hani o onun da formülünü vermiş. Neymiş? Kümes hayvanı gibi beraber yaşamayacağız. Ondan sonra yani çünkü yani neticede gündelik hayatı
Yani burada göründüğü kadarıyla hani gündelik hayatı da, dolayısıyla duyguları da vesaire falan bir şekliyle nasıl söyleyelim, bir kalıbın içine almaya çalışan bir zihin. Ama Yakup Kadri hep böyleymiş. Cumhuriyet Halk Fırkası kurulunca Mustafa Kemal'e ama demiş bu partinin doktrini yok. O da mealen şöyle demiş, doktrini olursa donarız. Hani ne dondurmamak lazım. Hani bir doktrin varsa hani fikirler donmuş olur. Oysa bizim durmamamız gerekiyor. Dolayısıyla yani üçüncü bölüm ben hani bugün de yani tekrar okudum. Bu romanda benim en sıkılarak okuduğum bölüm oluyor her zaman. Hani böyle ilk iki bölümü bir coşkuyla okuyup sona gelince hani orası bir türlü gitmiyor. Neden gitmiyor? Çünkü orada bahsettiği yerler de hani olmamış. Ben diğer yerlerde hani bir böyle tarih, işte bir duygu vesaire falan arıyorum. Belki onun için üçüncü bölüm gitmiyor. Böyle. Yakup Kadri telakki, hani aşk telakkisini hani konuşmuş olduk böylelikle. İlişki telakkisini daha doğrusu. Evet, evet. Yani aslında bu üçüncü bölümdeki o işte stadyumdaki genç kızlar ve işte kıskanılan kadın tırnak içinde biraz erkek gibi değil de cinsiyetsizler yani. Neredeyse herkes cinsiyetsiz yani o ütopyada. Bir cinsiyetli olmak, işte bir duygusu olmak, işte tutkusu olmak bilmem. Bu sanki şey, dengeyi bozan kötü bir şey. O yüzden de bütün aşırı, yani aşırı kabul edilen her şeyden, o yüzden eğlence ve bir şeyi kutlamanın tabii, da tabii planı var. Yani aşırı olan her şey tehlikeli. Yani ne kadar aşırı olan her şeyden uzak durun mesajını da veriyor. Aslında belki kendi o doktrinler kadro hikayesinin de başını açtıklarından sonrasında biraz şeyde görmüş olabilir. Evet, biz Hakan, süremiz bitti. Senin son eklemek istediğin şeyler varsa onları ekleyip sonra soruları alabiliriz. Yok, sorular hani bir yerlere götürecektir. Dolayısıyla hani soruları alabiliriz bence. Evet, ben şimdi şuradan okuyorum. Birisi yorum yapmış, Sabah Nur. Hocam bir yerde Ankara Selma Hanım'ın kendi davası olmuştu diyor. Evet, doğru. Üçüncü bölümde yani orası işte aslında yani tam Yakup Kadri'nin olsun da Ankara'yı ben böyle seveyim dediği yer olabilir. İşte böyle Ankara'da yürüyor o Sungurluzadeler hani evlerinde kaldıkları aile bir mağaza eski. Mesela önemli noktalardan birisi yıkmış Yakup Kadri hayalindeki Ankara'da o kale çevresindeki hanları vesaire falan onlara kovuk diyor. Onları yıkmış. Oradaki şeyler siz söyleyin hani küçük küçük dükkanların hepsi kapanmış. Onlara bir intizam getirilmiş. Dolayısıyla Sungurluzadeler'de böyle cadde üzerinde büyük bir mağazaları var. Hani Selma Hanım da onun vitrinini seyretmekten müthiş zevk duyuyor. Halime'nin de işte iki oğlundan birisi biri gitmiş bir yerde hani dericilik üzerine okumuş hani yurt dışında. Hani diğeri galiba işletmeci o mağazada duruyor. Onu da seyredip görünce seviniyor ve tam o bölümden sonra işte Ankara onun davası gibiydi artık. Hani her dikilen yeni yapı sanki onun mülkü, yapılan yeni yapı sanki onun mülkü, her dikilen ağaç onun bahçesi. Dolayısıyla hani Ankara'yı çok yakından izliyor, kendisine ait bir şeymiş gibi nedir o duyumsuyor diye bir bölüm, o hayali bölümde. Ama orası işte şey, yani ben biraz gene o bölümde zannederim ya da Neşet Sabit'in bu kaosla ilgili oldu. Diyor ki orada artık diyor her şey umumi, ihtiraslar umumi. Hani kederler umumi. Kimse hani öyle bireycilik kalesinde falan kendi kendine yaşamayacak. Dolayısıyla hani bir kötü söz vardır ya, biraz onun karşıtı bu. Hani bizde birazcık kendisine ilgi gösteren, hani mahallede yangın eksik olmadığı için hemen yaftalanır. Mahalle yanarken saçını mı tarıyorsun sen diye. Şimdi bu bize şunu anlatıyor. Yani nedir o? Bir ayna var.
Hani saçımı tarıyorum, dolayısıyla kendimle ilgileniyorum. Hani tamam mı? Ya mahalle, ya mahalle yanabilir. Zaten yangın eksik olmuyor bizim mahallede. Ben bir kendimle ilgileniyorum. Hani o yani sen kendinle ilgileniyorsan, yani mesela işte kitap okuyorsan, müzik dinliyorsan, şunu yapıyorsan, onu yapıyorsan vesaire filan, o zaman hani şey, saçını tarıyorsun demek ki hani şöyle. Şimdi talebi Yakup Kadri'nin bir mahalle aslında. Yani bir anlamıyla. Hani burası şehir olsun istemiyor. Hani zaten yeni şehre bir daha hiç uğramamışlar. 4-5 senedir gelmemiş. Kalede kurulan o yeni birkaç mahalle var. Orada yaşıyorlar. Oradan Cebeci görünüyor. Cebeci, o oradaki boşlukta da böyle uzakta bazı köyler var. Hani o köyler duruyorlar. Hani böyle şehirle birleşmemişler. Yani köylü köyünde duruyor, evli evinde duruyor. Tamam. Hiç kimse hiçbir yere böyle intizam içinde bir dünya hayal ediyor. Ama bu anlamıyla bence hani böyle ilerlemeci diyebiliriz elbette Yakup Kadri için. Ama bence hani şeyle çakıştığı yani bu Türkiye'de mesela çok değişmiş bir şey de değil. Onu da söyleyeyim. Yani ben ona en son bir yazımda elekçi modernleşme dedim. Hani Batı'nın şu sunu alalım da bu sunu almayalım. Yani böyle gümrükten, sanki modernleşme dediğin şey gümrükten geçiyor. Sen dur sen geç, sen dur sen geç. Hani öyle diyormuşsun gibi. Yani burada da işte hani GARP'la ilgili, Batı'yla ilgili Neşet Sabit uzun uzun şikayetlerde bulunur. Yakup Kadri o anlamıyla bence şu bugünün muktedirleriyle falan hani aynı düşünce ikliminden besleniyormuş gibi geliyor bana. Yani o dönemki yapıp ettikleri nedir, o hayat pratiği farklı olabilir ama çok farklı bir yerde çok çok farklı, çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Evet. Şimdi Tülin Ural'ın bir yorumu var. Şimdi Tülin biraz uzun aslında. İstersen sesli olarak katılabilirsin Tülin, eğer oradaysan, hala bizi duyuyorsan. Bu yorumları ben de görebiliyor muyum? Evet yani... evet, şu QA yazan bir yer var. Evet, burada, tamam. Evet, Tülin'cim sesli olarak da sorabilirsin yani şey yapıp. Çünkü en başta söylemişlerdi. Evet. Tülin Hanım haklı, Tülin Hoca. Diyor ki aslında Hakkı Bey ilişkilerinin başında hani tutkuyla seviyor Kurtuluş Savaşı döneminde. Yani tam dönem nedir o? Sakarya'dan sonra hani Nazif Bey gittikten sonra başlamış olmalı. Yoksa hani birinci bölümde henüz ilişki başlamadı. Yani Selma Hanım'ı 3 kez evlendirerek belki ilginç bir şey, o yıllar itibariyle ilginç bir şey yapıyor ama birisiyle evliyken diğeriyle ilişkiye başlatmak kadar da cesur olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla ikinci bölümde evliyken dahi evet, aslında... Pardon, Tülin senin mikrofonun açık şu anda. İstersen sen... Tamam. Tamam. Ben dinliyorum zaten. Şey, yani evet işte orada yazdığım gibi yani Hakkı Bey en sonunda işte tam da Sakarya Meydan Muharebesi zafer kazanılmış zaten. Hava yani öyle bir hava içinde. Erkeksilikle birleştirerek tutkuyla seviyor. Ama sonra işte ne zamanki Hakkı Bey işte üniformasını çıkartıyor, frağını giyiyor. Ondan sonra bir sükutu hayal. Ama bu dönem romanlarında yani orada da yazmaya çalıştığım şey oydu. Yani bu dönem romanlarında çok tipik bir şey zaten ya bu. Yani hani tutku biraz önce sizin de değindiğiniz gibi. Yani bir fazlalık. O yüzden ideal olan o Neşet Sabit Selma çiftinin sevgiye dayanan, dengeli ama aslında biraz yavan ilişkisi. Yani o yıldızı kıskanması bile yani ne kadar yavandır yani hani o kıskançlığı dahi. Öyle, benimkisi öyle bir yorumdu yani. Bu kadar. Ama evliyken dahi aslında nedir o? Onu şimdi hemen bulamam. Şey yani bir erkek olarak hani elbette o üniformalı Hakkı Bey'e duyduğu hayranlık vesaire falan yok ama
bedenen hani beğendiğine dair bir böyle birkaç satırlık bir bölüm var. Hakkı Bey ile ilgili yani Hakkı Bey Sodom ve Gomorra'da da şeydir ya bir klişe olarak hani İstanbul, işgal İstanbul'unda ecnebi subaylarla dans eden hani Türk kadınlar. Hani Hakkı Bey de hani daha sonra hani bu ikinci bölümde hani elçilik yani bir elçinin hanımı ya da kızı onunla sürekli dans edecek. Sonunda da hani onunla yakınlaşması bir dedikodu halini aldığı için aslında Selma Hanım bağımsızlığını isteyecek değil mi? Yani tekrar değil çalışmam lazım benim. Tekrar şu Taceddin Mahallesi'nde yaşayabilir miyim diye o eski evlerine hani yürüyüp gidiyor. O da biraz bana böyle başka romanlarda da vardır. Hani bu yani yeninin nasıl söyleyeyim hani bu belki de rahatsızlık, vicdanen rahatsızlık veren yenileşmenin kefaretini bir maziye giderek hani ödemek gibi. Evet. Hani o Yenişehir'de yaşamış işte çaylar, bir iç partileri, balolar vesaire filan. Ondan sonra topuklu ayakkabılarıyla zar zor yürüyerek o eski evi arayıp buluyor. Orada da aslında hani karşısındaki kadınlarla konuşurken o bir şey söylese de onlar başka bir şey anlıyorlar. Orada tekrar yaşayamayacağının da farkında bir bakıma. Selma Hanım Hakkı Bey şeyinde yani oyunu bozan hani nedir o? Hakkı Bey'in sadece Hakkı Bey'in hani üniformayı çıkartması mı yoksa işte nedir o dedikodular mı hani onu tam tabii bir kurmaca ama biz de kurmaca üzerine dedikodu yapıyoruz şimdi sanki gerçek insanmış gibi. İşte o yani o şeye gelene kadar o dedikoduya gelene kadar zaten soğumaya başlıyor. Yani o balo mesela balo sahnesi çok önemli. Orada Semra'nın içinden yani iç düşünceleri. Bir küçük ya pardon. Siz onu şey yapın daha sonra. Bir de bir küçük katkı daha olsun. Sonra şey olabilirim yani. Bir de bu Neşet Sabit'le yani böyle bir kanonik romanda olmasına aşırı şaşıracağınız bir cinsi sahnesi var. Ve cinsel ilişkiyi başlatan Selma Hanım ve böyle şey, böyle işte kanatırcasına, böyle laflarla yani. Hani evet, evet. O mesela çok ilginçti. Yani Üçüncü bölümde, evet. Böyle Pınar başından yorgun argın döndükten sonra, o eğlence gecesinden sonra, neden bana düşman gibi bakıyorsunuz diyor Neşet Sabit. Ve nedir Selma Hanım'ın başlattığı bir sevişme sahnesi var ama ondan önce de var. Aslında yani yıllar önce yazmış tabii. Nurdan Gürbilek hani romanın o üçüncü bölümünde ikisi arasındaki en tensel yakınlığın hani bu Selma Hanım'ın şefkatle Neşet Sabit'in saçlarını okşadığı an olduğunu hani söylüyor. Ama belki işte hızla bazen bazı ayrıntılar gözden kaçabiliyor. Orada önemli olan bence hani o ikisi arasındaki ihtirası anlatırken hani birisinin hani anne şefkati, diğerinin kardeş duygusu, kardeşlik duygusu. İlla öyle ihtirası dengeleyecek bir şey olması ayrıntısı. Ama yine bir aşırılığı işte temsil ediyor bence bu Selma'nın tavrı. Mesela benzer bir şey Refik Halid'in şeydir ya, İstanbul'un bir iç yüzü böyle açılır yani. Böyle bir sevişme sahnesiyle açılır roman. Böyle hani işgal altında bir İstanbul. Gene böyle şehvetli, yani bir kadının şehvetli olma hali. Ve sonrasında bunun yine kent ve aşırılıkla ilişkisi. Yani bu kanonik romanlarda bu bedenle kurulan ilişkide de yine bir kadınlar üzerinden yürüyen aşırılık hali buna dikkat çekmek için yapılıyor gibi geliyor bana açıkçası. Yani hem bir işte bu
Bir taraftan cinsiyetsiz olmak, cinsiyetli olmanın, yani Selma'nın kendisinin bir cinsiyeti olduğunu fark etmesi, başka bir kadını kıskanması ve onun üzerine bu şekilde hareket etmesi. Bu da aslında, hani tezli roman yazmıyorum diyor ama hani işte aşırılık kötüdür. Evet, hani denge iyidir. Alttan alta onu herhalde devam ettiren bir şey. Başka bir şey söyleyecek misin Tülin? Yok yok. Teşekkürler. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Şimdi Sabanur ütopik bölümde şunu söylüyor aslında değil mi? Toplumun milli bilinç içerisinde bir bütün olmasını istiyor. Evet, milli olmak, milli bilinç. Evet, yani ona dair ne, yani bir tür böyle o şey sosyal içtimai mükellefiyet kurumunda çalışıyor. İçtimai mükellefiyet, evet doğru. Evet, Neşet Sabit. Yani bütünüyle o, yani milli bilinç vesaire falan o var ama oradaki kritik şey hiçbir şeyin, hani ihtirasın da, hani kederin de, neşenin de yalnız yaşanmadığı bir yer hayali var. Bunların hepsi beraber olacak. Kimse hani böyle kendi şeyine, o eski Ankara'da, yani 28 Ankara'sında olduğu gibi, hani kendi evine çekilmeyecek, yalnız kalmayacak. Yani aslında bir bakıma oyunda geçiyor bu. Şimdi çok hani tarz bakımından aslında çok hoş numaralar var üçüncü bölümde bence, hani edebiyat teknikleri açısından. Şimdi birincisi işte Neşet Sabit'in bir yazdığı tezli romandan bahsediyor. O orayı biraz daha uzatsa hani başka bir şey olacak. İkincisi hani bu oyun işte Kaltapanların hani ilk oynandığı gece tiyatroda, daha sonra yani Atatürk de geliyor oyunu izlemeye, belli bir yerde ama oyunu anlatmaya başlıyor. Şimdi anlattığı yerde işte bir neresi olduğu belli olmayan bir hani kasaba, bir şehir gibi bir yer var. Oranın yöneticileri, işte valisi, belediye başkanı, parti üyeleri vesaire falan kendi aralarında konuşuyorlar. Ortaya çıkıyor ki hani istasyonla şehir arasında bir bataklık var. İstasyonla kasaba arasında bir bataklık var. Yeni orayı kurtup oraya evler yapalım diyor bir şey olarak birisi. Hayır hayır olmaz diyorlar hani karşı taraf. Olmaz olmaz olmaz, kesinlikle olmaz. Oraya şöyle yaparız, böyle yaparız. Çünkü sonra ortaya çıkıyor ki o itiraz edenlerin başka bir yerde arsaları var. Şehir oraya kaysın istiyorlar. Şimdi istasyonuyla hani merkezi arasında bataklık olan şehir Ankara aslında. Nedir o? Burada böyle yani o bataklık daha önce kurtulmaya başlandı. Sonra da Gençlik Parkı, işte stadyum, hani hipodrom vesaire falan yapıldı. Hani yeni şehir hikayesi de bir sürü spekülasyon falan mevzusunun döndüğü, hani daha başlangıcından itibaren hani Ankara ile ilgili parsel parsel sattılar mevzusu var ya, o daha hani kuruluşundan itibaren Ankara ile ilgili söylenebilir. Yani Ankara'da kurulduğu günden itibaren parsellenip satılan, sürekli yıkılıp yapılan bir şehir durumunda. Dolayısıyla mesela buralar hani 34'te yayınlanmış olması, o kadro hareketi, kadrocuların söyledikleriyle filan birleştirince aslında yani böyle nedir, direkt eleştiri hani bir taraftan, hani olmuş olana dair bir hayal kırıklığı yani o, ama işte başta söylediğim hani o kadar büyük şeyler, hani 1943'e kadar şunları hayal ediyor Neşet Sabit, işte memleketin her yerinde oraya uygun üretim çiftlikleri kurulacak. Bütün İç Anadolu mesela uzaktan baktığınızda pamuk tarlası gibi görünen kıpraşan tepecikler göreceksiniz. Yakınına gittiğinizde onların tiftik keçisi olduğunu fark edeceksiniz. Bütün Doğu Anadolu hani büyükbaş hayvanlar vesaire filan. Hani bunlardan büyük kooperatifler kurulmuş, o kooperatifler hani nedir o?
çalışıyor vesaire filan, fabrikalar şunlar bunlar. 10 yılda hani mesela 10. yıl töreninde bütün Ankara projektörlerle aydınlatılmış. Onlar işte evlerinden çıkıp bir kafileyle beraber Çankaya'ya kadar yürüyecekler ve orada işte Atatürk balkonundan, evinin balkonundan selamlayacak. Sesi hani birdenbire öyle bir güçlü ses gelecek ki mikrofonlardan, hani kocaman hoparlörlerden duyulmuş olacak. Yani hayal ettiği hani bu 34 itibariyle hani çok, nasıl söyleyeyim, çok şey istiyor. Yani Ankara'dan da zamanında zaten bence çok şey istemişler. Hani o bu beklenti hikayesi, bugün Twitter'da öyle paylaştım ben. Hani başından itibaren hani yeni bir cumhuriyet kurmuş olmanın kendilerine verdiği güvenle, hani imparatorluk yıkıldı ve cumhuriyet kurduk, burası da başkent, hani tarihi değiştirmiş olmanın verdiği güvenle aslında hani yapabilecek, daha çoğunu yapabileceklerini tasavvur ediyorlar ama yani gerçeklik şudur. Aslında bakarsanız, onu söylüyorum hep ben, 1950'lere kadar hani başkent olmanın Ankara'ya eklediği Atatürk Bulvarı'yla Yenişehir isimli mahalledir. Bu Atatürk Bulvarı'nın hani üzerinde bakanlık binaları, işte Dil Tarih Coğrafya Fakültesi vesaire filan, ondan sonra nedir o, Yenişehir Mahallesi'nin ortasından geçer ve Çankaya'daki hani Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne kadar, o da değişti, uzanır. O yani şimdi mesela yoktan var edilen şehir sensin diye Akan Gündüz'ün Ankara marşı var değil mi? Ankara, Ankara, hani güzel Ankara diye başlayan. O yoktan var edilmek, hani Canberra, evet, Brezilya, evet, hani yoktan var edilen şehirler var. Petersburg, evet. Ama Ankara değil yani. Nedir o? Ankara hani başkent olduğunda hani bir Ankara var. Ama şu buraya eklenebilir. Hani o başkent sözcüğü hani bir imge yaratıyor Ankara'yla ilgili. Ve o imgeyle gerçek Ankara arasındaki mesafe o kadar açık ki, daha oraya ilk geldiği günden itibaren orada yaşarken de nedir o, bu roman yazarları, işte düşünürler, şairler vesaire, muharirler aslında. Hani biraz hayal kırıklığına düşüyorlar. Yani bu yeni rejimin, yeni başkentinde örneğin kadın erkek ilişkilerinin eskisi gibi olmayacağına dair. Yani eskisi gibi hani böyle biraz ahlakçı, yani Memduh Şevket'in ya da hani burada Yakup Kadri'nin hani böyle herkes herkesle dans ediyor vesaire filan. Daha öncesinde de mesela Ankaralı kadınlar Selma Hanım, Hatice Hanım'la konuşurken aslında Hatice Hanım ona hep nedir o, cinsel hikayeler anlatıyor. Yani Ankaralı yerler arasında geçen, işte üfürükçü bir adamın hamile bıraktığı bir kadın, üç farklı adamla evlenip ondan sonra hani tekrar evine dönen, çünkü yıllar önce aşık olduğu bir adamın hani hayali aklından gitmediği için bir kız vesaire, böyle hikayeler anlatıyor. Hep o bir yargı var Ankara üzerine. Yani burası cumhuriyet oldu, bir kalıbı var, başkent. Dolayısıyla bu başkent, hani bunu koyalım, hani hayatta buranın içinde hani belirlenmiş şekilde aksın diye. O Brezilya'da hani Lispector, Clarice Lispector çeviriyor. Yani bu metni çevrilmedi ama başka kitapları çevrildi Türkçe'ye son yıllarda. Brezilya 5 gün diye hani başlığını çevirebileceğiz bir yazısı var. Hani bu Brezilya'nın 1950'lerde hiçbir yerin ortasında hani ya inşaat, hani ekonomi canlansın diye bir programa, hızlı programa giriyorlar onlar. Ve hakikaten hani 5-10 yılda bir başkent inşa ediyorlar. Adı Brezilya. Lispector da oraya gidiyor. Hani 5 gün geçiyor orada ve
onun üzerine yazdığı denemede diyor ki merak ediyorum diyor. Hani biz insanlar Tanrı'nın yarattığı bir dünyada değil de böyle bir dünyada, yani insanın yarattığı bir dünyada yaşamış olsaydık nasıl insanlar olurduk, nasıl duyardık? Herhalde nedir o, biraz yok, gene olmaz. Hani nedir o, hiçbir ütopya, Yakup Kadri'nin de Brezilya'yı yapanların da ütopyaları gerçekleşmeyecektir. Evet, artık herhalde başka soru ben göremiyorum. Çok teşekkür ederiz Hakan. Ankara, ben teşekkür ederim. Romanını konuştuğumuz için. Sizlere de çok teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Edebiyat Tarihi Konuşmaları Şubat ayında Nezihe Muhittin'in Güzellik Kraliçesi romanıyla devam edecek. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.